saygı değer araştırmacı, yazar ve 30 yıllardır yolumuza, kültürümüze, inancımıza hizmet eden Ayhan, sevgili güzel insan. Bugün Şahımerdan Ali'nin doğum günü, doğanın uyanışı ve Şarkılı Sultan Vakfı'ndayız. Bu vakfımıza sizin de epey bir emeğiniz ve katkınız oldu. Şimdi emekli olduk diyemeyiz çünkü bu yola hizmete devam diyoruz. Bizim de hep öyle geçin. Bir duygularını alayım. Evet. O sizin güzelliğiniz, gönül güzelliği başka bir şeye benzemez. Bugün gönüllerin çiçek açtığı gün. Bugün soğuktan, kardan, tipiden, karanlıklardan çıktığımız bugün. Bugün gerçekten zalime karşı, mazlumun yanında, çocukları esir edenlere karşı, krallara karşı, o demirci Kavan'ın da bayramı. Onu da yad edelim, söyleyelim. Evet. Öyle hep üstünü kapatmayalım bazı şeyleri. Kapatmayalım. Biz kucaklayıcı bir toplumuz. İnsanlığın gerçeklerini dile getirelim. Sevgili dost, sevgili hocam. O yüzden tabii ki yeryüzünde bolluk, bereket, güzellik kaynağı Hazreti İmam Ali'nin doğduğu gündür bu dem. Dolayısıyla sadece doğanın uyanışıyla değil, aynı zamanda zalimlerin zulmüne karşı dirençle de özdeşleşir. Dolayısıyla büyük coğrafyalarda geniş halk kesimleri gönüllerinden hangi duygular ve düşüncelerle kutluyorlarsa kutlasınlar bu bayramı. Yasaklar, engeller kalksın aradan. Bütün insanlık kucaklaşsın. Dolayısıyla Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Alevisiyle, Sünnisiyle, Anadolu'da, Horasan yurdunda, Balkanlarda bayramdır bu bayram. Aynı zamanda Bektaşiler pek anılmıyor. Bektaşilik içinde ki Aleviliğin tabii ki bir yorumudur. Alevilikten ayrılmaz bir bütündür. Aleviliğin kendisidir ama bugün de özel olarak Bektaşiler de meydan açarlar. Dergahlarda çerahlar uyanır. Dolayısıyla Nevruz meydanı açılır bugün. Onu özellikle vurgulayalım.